Okey. Herkese merhaba, ben Selçuk. Ben de Tuğba. Evet, şu an yeni bir videomuza hoş geldiniz ve bugünkü konumuz Arifoğlu. Antalya'dayız ve buranın ismi neydi yine? Arifoğlu. Evet ama şey olarak Mall of Antalya değil mi? Mark Antalya. Mark Antalya, teşekkür ederiz. Ve şu an özel bir konuya girmek istiyoruz. Çoğu erkeklerin bildiği gibi erkekler hep epimedium'u tanırlar. İstek artırıcıları tanırlar. Yani bu erkekler arasında hep genellikle bir konuşulan bir konu. Serbest bir şekilde konuşuyoruz. Erkekler birbirine bunları tavsiye ediyor. Şimdi ama biz de geçen seferinde Tuğba'yla Antalya'ya geldiğimizde bir nereye gitmiştik? Oranın ismi neydi tam olarak? Bitkisel bir dükkandı. Evet, ve orada da beyefendiye Aktar. Aktar, teşekkürler. Biz de orada sormuştuk ki beyefendiye, bayanlar için de istek artırıcı var mı? Çünkü denemek isteriz. Yani şimdi cinsellik hayatımızda bir sıkıntı yok ama yine de insan yani bir beraberliğinde belli şeyler denemek istiyor. Geliştiği için. Aynen, kendimizi deneme böyle olsun diye. Aynen, çünkü kültürümüzde böyle bir şey var. Yok ayıp, günah, yasak falan filan. Biz evet, de o konuda azıcık rahat olduğumuz için ve sizlere de bu yönden cesaret vermek istediğimiz için bugün Antalya'ya geldik ve Arifoğlu'na geldik. Ve burada Tavsiye edildi. Onun üzerine biz buraya geldik. Çünkü oradaki beyefendi bize bunu söylemişti. Hep Arap ülkelerinden, doğru değil mi? Arap ülkelerinden buraya Araplar geliyorlar. Böyle kilolarca böyle karışımı yaptırıp evet, alıyorlar. Evet. Buradan alıyorlar. Aynen. Ve biz de artık dedik ki biz de bir kendi özel karışımımızı yapalım diye. Evet, bugün de size o özel karışımı göstereceğiz ve sizleri kimle tanıştıracağız? İsminiz tekrar? Zeki. Zeki Bey. Evet, kamerayı döndürüyorum şu an. Zeki Bey, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben ama şu an mikrofonu Tuğba'ya da vermeliyim. Tuğba'cığım sen bunu alır mısın canım? Şunu söyle. Şimdi Zeki Bey bize bir karışım hazırlayacak ve o karışımı da bize tanıtacak. Doğru mu? Tabii doğrudur. Şimdi biz artık klişe olan bu epimedium, epimedium olan karışımları artık bu cinsel anlamda bunları yıkacağız, bu egoyu. Hı hı. Bizim kendi aramızda yapmış olduğumuz bir karışımız var. Özel Arifoğlu'nun iksiri olarak. Genelde en çok müşterilerimizin tercih ettiği ve çok da memnuniyet olarak geri dönüşüm aldığımız bir karışımdır. Hı hı. Yine içerisinde orijinal, hakiki, karakovandan süzme balımız, keçi boynuzu, organik soğuk sıkma pekmezimiz. Soğuk sıkma. Soğuk sıkmadır. Çok lezzetli oluyor. Evet, evet, kaynama derecesi çok düşük. Evet. İçerisinde maka kökü olacak. Maka kökü Peru Ginsengi diye adlandırılıyor. En yüksek rakımda elde edilen bir üründü. Aynı zamanda özellikle bayanlarda libido özelliği olarak çok yüksektir. Kemiklerde, kaslarda etkisi çok yüksek. Kemik erimesi, kas evet, erimesi bunu önleyici. Süper. Aynı zamanda yine aynı konumuza gelelim. İstek arttırıcı özelliği yumurta rezervlerinde, bebek bekleyen annelerde. Onda çok önemli faktör oynuyor. Yine aynı şekilde içerisinde ginseng olacak. Ginseng içerisinde bol miktarda B1, B6, B12 vitaminine sahiptir. Gün boyu enerjik tutar, yorgunluk, halsizlik, kırgınlığı alır. Hem de vücut direncini artırır. Hı hı. Gün boyu zinde kalmanızı sağlar. Evet. Ve arı sütü. En önemli etkenlerden bir tanesi arı sütüdür. Özellikle arı sütünden bahsedeyim size. İşçi arıların, bal yapan işçi evet, arıların ömrü 35 ila 40 gün ila sınırlıdır. Hı hı. Ama işçi arılar kraliçe arıyı beslemek için kendi yutak kısmında salgıladıkları bir üründür. Bununla beslenen kraliçe arı yaklaşık olarak tabii kanıtlanmıştır. 3 yıl ya da 4 yıl arası yaşayabiliyor. O yüzden gençlik iksiri diye adlandırılır. Hücre yenileyicidir. İyi huylu hücre yeniler, kötü huylu hücreyi yok eder. Aynı zamanda bağışıklık sisteminde çok büyük rol oynar. Astım, bronşit, nefes darlığı, üst solunum yollarında çok etkili ve enerji anlamında da çok üst düzeyde yer alır. Evet. Erkeklerde sperm sayısında, sperm kalite düşüklüğünde, hareketlilik sayısı azlığında önemli bir rol oynar. Yine bayanlarda yumurta rezervlerine çok etkili. Yumurta çatlamasını hızlandırıcı özelliğe sahiptir. Spermin yumurtada daha çabuk ve daha hızlı bir şekilde tutunmasını sağlar. Ve bebek bekleyenlerde hem de
bebek adayı, anne adayı olanlar da nasıl anlatayım, düşük önleyici etkiye sahiptir. O yüzden arı sütünün rolü çok fazla. Yine böyle bir karışımı yapmamızın sebebi hepsini bir arada olmasından dolayı etkileşim daha çok oluyor. Hepsi birbirini destekleyici etkiye sahiptir. O yüzden günlük alım dozu, günlük sabahları aç karnı öneriyoruz. Çünkü aç karnı kana karışım çok hızlı olur. O yüzden bir tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli geliyor. Ya ortalama olarak bay ve bayanda sabah akşam bir tatlı kaşığı kafi. Yine arı sütü sabah akşam aç karnına bir tatlı kaşığı yeterli geliyor. Zaten tarihten gelen bir şey değil mi? Çok, tabii çok eski bir yöntem aslında değil mi? Mutlaka yine üstadımız, pirimiz İbn Sina'nın formüllerinde de yer alan bir üründür karışımlarımız. Evet. Hem arı sütü olsun hem ginseng olsun. İlaçsız, hep bitkisel. Kesinlikle hep çok güzel. Doğal yönde olması kesinlikle çok iyi. Ürünlerimizde hiçbir şekilde glikoz, şeker, kimyasal ya da esansiyel hiçbir şey yoktur. Hepsi %100 organik ve Arifoğlu'nun kalitesi ve güvencesiyle emlilere buluşuyor. Sizlerden belli, çok bilgilisiniz ve bize de çok güzel Bir güven veriyorsunuz ve çok detaylı da anlatıyorsun. Arı sütünün nereden geldiğini ben bilmiyordum. Mesela her yerde evet. Arı sütü diye okudum ama arı sütü genellikle nasıl üretiliyor diye çok güzel bir bilgi verdiniz bize. Arı sütünün asıl merkezi yani bal olarak ve arı grubu olarak genel faktör olarak çeşitli çevrelerde elde ediliyor. Ama bizdeki arı sütümüz ve balımız genel olarak Karadeniz yöresi ağırlıklı. Çünkü en yüksek rakımlarda, evet. Çiçek florasının daha yüksek olduğu yerlerde elde ediliyor. Çok güzel. Peki makka kökünün tam özelliğini bize tekrar bir anlatabilir misin? Tabii. Şimdi demin bana söylemiştiniz ki makka kökünden arı sütü çok önemli. Bu iki bitkisel ürün ve keçi boynuzu, doğru mu? Doğrudur. Yine Türk doktorlarımızdan İbrahim Saraçoğlu, yine baharatçılardan ya da aktarlardan örnek vereyim size ben. Arı sütünü, maka kökünü çok kullanırlar. Çünkü maka kökü dünyanın en yüksek rakımında yetişen bir bitki diyeyim size. Peru ginsengi diye adlandırılır. Bağışıklık sistemi ve yorgunluk, halsizlik, vücut direnci düşüklüğünde çok büyük rol oynar. Aynı zamanda yine kadın hastalıklarında olsun, kemik erimesi, kas erimesi, yine rahim problemlerinde, miyomlarda, kistlerde çok etkili. Aynı zamanda yine konumuzla alakalı olan libido üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Hem istek arttırıcı anlamda çok iyi, hem de genel anlamda sağlık açısından başarılı bir üründür. Keçi boynuzu pekmezi yine Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu üzerine basa basa anlatır. Hem erkek hem bayan için. Özellikle soğuk sıkması makbuldür. Çünkü kaynama derecesi ne kadar düşük olursa vitaminler o kadar kalıcı oluyor. Antioksidanlar da kalıyor. Tabii evet, o şekilde. Kemik erimesinde de çok güzel bir şey duymuştum geçen. Hı hı. 30 yaş arasında girdiğin zaman beyefendi olsun her sene %1 kemik erimesi oluyor. Evet. Yani evet. 30 yaşına itibaren kas kaybı başlıyor. Evet. Çok önemli bir şey yani. Halsizliğe nedeni oluyor yani. Kesinlikle öyle oluyor. Enerjim gidiyor. Çoğu şeyin nedeni o hastalıklar geliyor yani. İster istemez. Şimdi bir de söylediğiniz için söylüyorum. Yaş 30 ila 35 yaşlarında vücutta doğal olarak bulunan yani doğal olarak üretilen küenzim vücut bunu üretmemeye başlıyor. Bunun koenzim. Bunun eksikliğinde de yine aynı şekilde kemik ve kas erimesi artı yaşlılık, yer çekimine bağlı vücutta sarkmalar oluşabiliyor. Yine bunları doğal yolla en iyi toparlayıcı etken kesinlikle arı sütüdür. Çünkü doğal bir anti-age, iç organları tam anlamıyla bir gençleştirici. İyi huylu hücre yeniler, kötü huylu hücreyi yok eder. Sağlık açısından da ileriye yönlük çok iyi bir kanser koruyucu. Çünkü vücuttaki kötü huylu hücreleri yok edici etkiye sahip. Evet. Süper bir karışım. Biz şimdiden çok seviniyoruz. Çünkü o kadar bilgi aldığımız için de insan daha bir böyle içine girip
nasıl söyleyeyim, sen denemek söyle, istiyor ya. Denemek istiyor ve istiyor. Değerini de biliyor, değerini de anlıyor. Çünkü yani bir eğitim veriyorsunuz şu an kesinlikle bize ve öyle. Ona göre de ona bir güzel bir enerji veriyoruz kullandığımız zaman. Ya nacizane Arifoğlu'nda benim 12. yılıma gireceğim. Hani sizler de umuyorum devam çok edeceğiz. Sağ olun, sizlerle çok de güzel hem dostane olarak bir alışverişimiz olacak. Yıllardan beri zaten Arifoğlu'ndan her şeyi alıyoruz. Evet, çok seviyoruz. Evet, sağ olun, eksik çok olmayın. Çok memnunuz da, evet. Şu an ben de tek Mikrofon almalım. Mikrofon Tuğba da onu alıyor. Ben de bu arada Zeki Bey'e teşekkür etmek istiyorum ki bize bu bilgileri veriyor, gösteriyor ve çekime izin verdi kendisi. İlk başta azıcık böyle çekingendi. Ben dedik bizim kendi YouTube kanalımız var. Onun dışında biz bir de yani çiftleri de bu konuda cesaretlendirmek istiyoruz. Yani burada yaptığımız bir şey ayıp değil, günah değil, yani zararlı değil. Bunlar bitkisel şeyler. Yani onun dışında bu yani bir çiftin arasında yani cinsel hayatın normal bir şekilde yani gitse bile bazen insan yeni şeyler denemek istiyor. Sonuçta evliyiz ya da beraberliğimiz var. Bu evli yönden de korkmak zorunda değiliz. Bu böyle şeyler ayıp değil. Böyle şeyler günah da değil. Bebek isteyenler, olmayanlar, belki bir vitaminler eksikliği olabilir diye. Evet. Tam bu bir... Denemek, evet, denemek istiyoruz bu konuda böyle şeyleri. Şu an biz de... Çözüm olabilir, yardım belki, olabilir aynen diye. Belki çözüm olabilir. İşte biz de bu yönden Zeki Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz ve teşekkür ederiz. Karışımı açıkçası merakla bekliyorum. Sizi yine çekiyorum hadi. Evet. Bir şey daha söylemek istiyorum. Zeki Bey bize ilk başta aman bir şey düştü. Problem değil. Hazır bir karışım göstermişti iki tane marka. Ama biz dedik ki Zeki Bey biz tavsiye üzerine geldik buraya ve sizin özel yani Arifoğlu'nun özel bir karışımı var. Biz o karışımdan istiyoruz. Ve şu anda o karışımı bize hazırlayacak özel karışımı ve siz de göreceksiniz. Çekinme yok yani, biz serbest konuşuyoruz. Ne kadar güzel. Evet, hijyen bakımından evet çok tabii güzel yapıyoruz. Tabii artık zamanla bu ön yargıların kırılması umuyorum ki daha çabuk olacak. Tabii ki. Selçuk mesela bazen kendi malumunu kullandığı zaman da hep böyle enerji doluydu. Ne güzel. Kendimi çok iyi hissediyorum kullandığım zaman. Aslında sana da böyle bir şey alalım diye ama olmadı. Dedik, ya tabiri caiz... Hiçbir yerde satılmıyor aslında her yerde. Nasıl değil şeker mi aldığım gibi. Her yerde satılması lazım, evet, değil mi? Kesinlikle öyle ama aslında her yerden almak ya da çok kullanmak önemli değil. Önemli olan doğru ürünü doğru yerde kullanmak. Bu çok önemli. Ondan dolayı da buradayız. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yine karışımda onu belirteyim, ahşap kaşık kullanıyoruz, metal kullanmıyoruz. Çünkü arı sütü çok hassas olduğu için metal değdiği zaman oksitlenme oluşabiliyor. O yüzden. O zaman evde de tabii, ahşap kaşıkta kullanmaya tabii ki, tabii ki tavsiye edersiniz. Tabii ki. Yine ben size kaşığını vereceğim, süper, karışımın ahşap olarak. Hı-hı, onunla devam edeceksiniz. Tamam, süper. Bu da çok önemli toplam hep ne kattığımızı söyleyebilir misiniz? Tamam. O da süper olur çünkü. Yine petek balı da gösterelim isterseniz. Evet. Orijinal Karakovan Siirt Pervari petek balımız. Balımız da petek baldan süzmedir. Yine hakiki. Şeker, glikoz kesinlikle yoktur. Aynı zamanda şeker hastalarına ilaç niyetine verdiğimiz bir baldır. Balımızla başlıyoruz. Çok satıyor musunuz bu üründen? Tabii, daim olan müşterilerimiz vardır bizim. Bu karışım ortalama olarak bir aileye 3 ay, 3,5 ay gibi bir süre olarak gidiyor. Tabii 3,5 ay sonra sürekli bizi ziyaret eden müşterilerimiz vardır karışım bittikten sonra. Umuyorum ki sizler de devam İnşallah edeceksiniz. İnşallah. Bir aile kaç kişi oluyor bir ailenin içinde? Bir bayan diyorsun. Yok, ortalama ailede, olarak bir ailede 3 kişi. Mesela 3 kişi. Çocuklarda da tüketebilir. Ha. Çocuklarda da yine arı sütünden kaynaklı kemik gelişimini hızlandırıcı. Yine bağışıklığı güçlendirir. Yine aynı karışımı çocuklarda hazırlıyoruz. Özellikle arı sütü ağırlıklı olarak. Örnek olarak söylemek gerekirse kreşe giden çocuklar çabuk hastalanır.
O yüzden arı sütü bağışıklığı maksimum seviyeye çıkartıyor. Evet. Süper. Balamız bitti. Geri kalanını kullanacağım. Dibindekini. Deniz balı işte burada şimdi Karadeniz'den. Siirt yöresinin balıdır. Siirt, tamam. Siirt yöresi. Arı sütümüz Karadeniz. Karadeniz. Keçi boynuzumuzu koyuyoruz. Ben de kullanabilirim değil mi bunu da? Tabii tabii. Bunu... Erkeklerde ne etki yapıyor? Erkeklerde de... Yani ayrı demin bahsetmiştik yani spermi kalifeleştiriyor. Tabii ki. Hızlandırıyor, canlandırıyor değil mi? Tabii. Sperm sayısı düşüklüğünde çok etkili. Çok iyi. Keçi boynuzu. Avrupa'daki büyük bir sorun. Gerçekten Avrupa'daki çok büyük bir dünyada sorun. Dünyada bir sorun yani. Çünkü yani gıdamızdan istemez yavaşlama oluyor. Kesinlikle öyle. Erkekler bunun farkında. Stres bile çok önemli bir faktör. O bile yavaşlaştırıyor değil mi stres? Şimdi stres zaten günümüzün şartlarında hani stres, sigara ya da bu alkol olsun bunlar tam anlamıyla sperm sayısı düşüklüğe yol açıyor. Evet. İsteksizliğe yol açabiliyor. Evet. O yüzden karışımımız bizim doğal yolla kendi hormonal dengeyi bozmadan sağlıklı bir şekilde hem bağışıklığı güçlendirecek hem de enerji düzeyini maksimum seviyeye çıkartacaktır. Gibi bir aklıma geliyor. Evet. Kendi karışımı. Şimdi tarih olarak ne zaman böyle ilk macunlar yapıldı onu bilir misiniz? Tam ilk macun hikayesi o keçiyle ben duydum değil mi? Doğru. Keçi hikayesi var. Ben biraz yabancıyım aslında ama belki Epimedium'un diğer ismi halk arasında Azgın Tekotu diye kullanılıyor. Evet. O da çok iyi bir enerji verici özelliğe sahiptir. Aynı zamanda eklem ağrılarına da çok başarılı. Çok eskilerden tabii atalarımızın kullandığı bir bitki diyebilirim. Şimdi ginsengi kullanıyorum. Ginseng toz olarak orijinal Kore ginsengidir. Kırmızı Kore ginsengi. Evet. Kırmızı ginsengdir. Ginseng yetişmesi biraz zor bir ürün. Ginsengin yetiştiği tarlada 6 yıl boyunca verimli bir şey yetişmiyor. Çünkü tarlanın bütün vitaminini, bütün verimini toprağın diyeyim orada. Hepsini alıyor. O yüzden ginseng hem maliyet olarak hem de yetiştirilmek olarak çok zor bir ürün. Ve bol miktarda B1, B6, B12 vitaminine sahiptir. Bu nedenle enerji bakımından üst seviyede. Bakabilir miyim görüntü olarak? Şöyle. B12 bile. Tabii. Evet, şu an sözümüzü Zeki Bey ilave edecek. Medikus, evet. Şu an böyle bir şey görmek gerçekten çok güzel. Yani kendimizi bu yönde mutlu hissediyoruz. Aynen. Şimdiden. Aynı zamanda da sizin enerjiniz de içinde çok güzel. Sevgimizi de katıyoruz evet, içine. Aynen, teşekkürler. 12 yıllık çalışma hayatımda bu karışımları hazırlayıp müşterilerimizden çok olumlu dönüşler aldık. Hem bebek bekleyenlerde. Hem de kadın hastalıklarında, polikistik over, miyomlarda, kistlerde kimyasal ilaç kullanmaktansa bizi tercih edip karışım yaptıran müşterilerimizden çok mutlu ve çok olumlu. Aynı zamanda çok iyi dönüşler elde ettik. O şekilde. Şimdi biz de çocuk istiyoruz değil mi? Evet. O çok güzel. O zaman çok doğru bir tercih. Evet, şu anda 200 gram arı sütümüzü koyuyoruz. Arı sütümüzü ilave ediyoruz değil mi? Böyle bir karışıma girmesi gereken en az oran bizce 200 gramdır. Çünkü arı sütü ne kadar çok olursa saymış olduğumuz faydalar daha üst notalarda kalabiliyor. Çünkü arı sütü, sperm sayısı, spermdeki kalitede düşüklülük, yine kadınlarda yumurta rezervini hızlandırıcı, yumurta çatlamasını çoğaltır, spermin yumurtalarda daha çok daha sağlam bir şekilde tutunmasını sağlıyor. O yüzden de yine anne adaylarında ve bebek bekleyenlerde en çok önerilen bir üründür arı sütü. Arı sütümüzü koyuyoruz şimdi. Evet, 200 gram. 200 gramdır. Arkadaşlar bu yaklaşık 920 TL.
Bunu doğru da söyleyelim değil mi? Doğru, kesinlikle. Ve bir kilo karışımı olur. Bir kilon karışımın içine 200 gram arı sütü. Tabii en az girmesi gereken en 200 gramdır. Ben ilk defa arı sütünden deneyeceğim bu arada. Evet. Ve yumurta hızlanmasını çok önemli görüyorum. Çünkü ben de şimdi mesela yani 38 yaşına gireceğim bu sene. Ve orada da yavaşlama oluyor ister istemez. Kesinlikle öyle. Belki hiç bir yumurta olmuyor. Onu da hissetmiyorsun kadın olarak. Evet. Onun arttırıcı olması çok iyi oluyor. Yani genellikle doktorlar bize ilaçlar verir ama biz bunları doğal bir şekilde tabii evet. Her zaman güçlendirebiliriz. Evet. Bir de niyetliyiz dedi. Evet, niyetliyiz. Olsa da denesek şimdi. Denesek. Siz de mi niyetlisiniz? Akşama vakit sayıyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hepimizin inşallah. Arı sütü pahalı bir ürün. Sıyırabildiğim kadar sıyırmam gerekli. Teşekkürler, sağ olun. Altın ürünü. Evet, altın ürünü. Evet. Yani fiyatı gerçekten altın gibi yani. Buradan da hepsini çıkartalım. Aradan kullanmaya başladıktan sonra bir 10 gün falan geçsin. Sabahları yataktan kalkmanız daha dinç olacaktır. Daha enerjik olacaksınız. Aynı zamanda nefes alışverişi değişecektir. Bu nefes darlığı yaşıyorsanız eğer o ortadan kalkar ve gün boyu daha zinde ve enerjik olacaksınız. Evet. Bir de çoğu zaman yani belli bir grip hastalıkları geçirdikten sonra nefes darlığı olduğu zaman da iyi gelebilir diye kesinlikle düşünüyorum, değil mi? Kesinlikle evet. Çay kaşığı içiliyor değil mi sabah akşam? Bir tatlı kaşığı ölçüsünde. Tatlı kaşığı. Hani kahve kaşığı, sabah kaşığı, boyutlanmıyor. Şu şekilde evet. Kullanmanız gereken kaşık. Evet. Bununla sabah akşam bir tatlı kaşığı kahve. Evet. Önemli olan bu arada tahta kaşıkların olmasıydı. Evet. Tam o da makaydı değil mi? Bu da maka kökü. Kaç gramdı yine o? 50 gramdır. Çay olarak da kullanılıyor değil mi maka? Tabii çay olarak da kullanılır. Ilık suya. Yeşil çay mı ikisi olarak? Yok. O farklı matcha evet. Çayıdır. Matcha, evet. Yeşil çayın toz hali diye geçiyor. Evet. O biraz daha detoks ağırlıklı. Evet. Vücuttaki fazla suyun atılımını sağlar. Hı-hı. Zayıflamaya destek oluyor. Aha. Teşekkür ederim. Maka nereden geliyor bilmiyorum. Peru. Peru. Az önce bahsetmiş olduğum ginseng Kore'den geliyor. Hı-hı. Bu da Peru ginsengi diye adlandırılıyor. Yani vermiş olduğu enerjiden dolayı. Hı-hı. Hem de faydasal olarak. Bu da çok özel bir üründür. Çok güzel bir karışım bir şey oldu. Evet, gerçekten çok güzel gözüküyor. Kokusunu alıyor musun? Tuba. Evet. Hepsinin bir arada olmasının hiçbir zararı, hiçbir yan etkisi yoktur. Onu da merak edenler olursa onu da açıklık getireyim. Evet, iyi bir bal evet. Zaten bildiğiniz üzere tabiatta bozulmayan tek üründür. Durdukça daha da tatlanır, daha da güzelleşir, daha da şifası ortaya çıkar. O yüzden bal koymuş olduğumuz ürünlerin bağırsaklarda emilimini hızlandırıcı etkiye sahiptir. Evet. Bir de Arif onun hepsi böyle organik kullandığını da çok güzel görüyorum. Kesinlikle. Hepsi organik olması lazım ve akika gittiğin zaman çoğu zaman da organik de ama yine de böyle bilinçli böyle organik gördüğün zaman kesinlikle öyle. Güzel bir his veriyor. Bir de Arifoğlu başka ürün bir etki olmadığını. Evet. Çok doğru. Ya yani ürünleri başkasından alıp etiket basıp sattığımız bir ürünler değil. Hepsi
Arifol'un anlaşmalı olarak yaptırdığımız ürünlerdir. Kendimiz yaptırıyoruz hepsini özel olarak. Anzer balımız da var. Onu da size bilgi olarak geçeyim. Sadece yılda 600 kilogram üretilen bir baldır. Çiçek florasının en yüksek ve en zengin olduğu yerde yetişiyor. Yaklaşık olarak 900 adet farklı farklı çiçeklerden elde edilen bir baldır. Doğal antibiyotik görevi görür. Onu da tanıtayım ben size. Şu şekilde. VIP Anzer balı diye geçer. Anzer balı. Neden adı Anzer? Şimdi Anzer Karadeniz'de bir yöre. Tabii çok yüksek yaylada evet. Yaylada. Hem temiz, ferah, ulaşım yeri yok, yol yok yakınında. Herhangi bir elektrik santrali yok. Evet. O şekilde. Zaten karışım. Yayla çiçekleri de çok güzel. Kesinlikle yani öyle. Olmadığı içinde özel bir tat verilen bir bal oluyor o zaman, değil mi? Evet. Karışım gerçekten çok güzel gözüküyor. Karışımımız tamamdır. Büyük kaba ihtiyacımız var değil mi? Evet, onu ben ayarlayacağım. Şu içindeki balı israf etmemek için balı yine aktaracağım. Geri kalanı bizim hijyenik temiz kavanozlarımız var. Süper. Ona ilave yapacağım. Hatta bunu da alacağım galiba. Çay dozları için çok güzel görünüyor. Tabii ki size verebilirim onu. Teşekkürler. Kartonları da alırız o şeyleri var ya. Tabii hepsini verebilirim size istediğiniz. Evet, alayım. Ben size bir de orijinal bal kutumuz var. Onu da hediye etmek isterim. Kabul ederseniz eğer şu şekilde yine. Güzel görünüyor. Kovan görünümü verilmiş bir bal kutumuz. Bu da bizim Arifoğlu ve patronumuzun inisiyatifiyle size bizimle hediyemiz olsun. Sağ olun. Ahmet Arifoğlu Bey şu an nerede yarışıyor? Antalya'da mı yoksa? Bizim asıl patronumuz İstanbul ama burası franchise. Patronumuz ismi Orhan Selçuk Büyüktürk. Antalya'da 3 tane mağazası var. Oo, süper. Malof Antalya AVM, Terasiti AVM ve Markantaya'dayız. Çok güzel. Çok güzel. Evet ve Zeki Şahin de bizim mağaza müdürümüz Antalya'da. Evet. O şekilde sağ olun, eksik olmayın. Biz de elimizi, ya el almak derler bizde. Hani bilgiyi başkasına vermek, el almak derler. Biz de bilgiyi patronumuzdan aldık. Onunla sağ beraber olsun, onunla beraber yürüyüp gidiyoruz. İşçileriniz süper. Boşaltıyorum şimdi. Evet. Kıvamı, kokusu çok güzel oldu. Evet, gerçekten. O 200 gram arı sütüydü, onu katmamız çok iyi oldu. Evet, kesinlikle arı sütünün çok olması karışım için ve sizler için çok ideal oldu. Evet. Çünkü bazı insanlar 100 gram sadece arı sütü kullanıyor, Zeki Bey'in anlatmıştı. Ama bize 200 gram kullanmamızı tavsiye etti ki etkisi gerçekten yani gerçekleşmesi için daha güçlü olması için, faydası daha iyi olması için. Tabii burada sizin de bilinçli olmanız, anlayışlı olmanız ön planda olduğundan dolayı böyle oldu. Tabii müşterilerimize de hak veriyoruz. Evet. Para kolay kazanılmıyor. Biraz aynen. Pahalı bir ürün tabii, ama tabii. Arı sütünde maliyeti çok zor. Elde evet. edilmesi çok evet. zor. O yüzden. Ama tabii yine tavsiyemi de dinlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. 200 gram girmesi çok çok iyi oldu. Sağ olun. Biz de ailece olarak hiç doktora gitmediğimiz için yani kendimizi hep sağlıklı hissettiğimiz için. Ne kadar güzel. Baktığımız için, çok spor evet. yaptığımız için, yoga yaptığımız için, eğitmen olduğum için de yani kendimize çok iyi bakıyoruz ve orada da ödemeyi de yani bize çok fazla gelmiyor. Fazla gelmiyor, evet. Evet, ne kadar güzel. Çünkü biz bir tane uçtuğumuz var, bir tane sağlığımız var, ona değer evet. vermiyoruz, de iyi bakıyoruz. Tamam, ne yaparız? Ona göre de gereksiz kısıtlamalarımız var yani. Gereksiz şeylere para harcamıyoruz. Evet. O çok doğru bir şey. Ya parayla alınamayacak tek şey sağlıktır. Yine keçi boynuzu pekmezini boşalttan sonra, balı boşalttan sonra dibindekileri israf etmemek adına ne karışımı içine boşalttım. Bir tane kavan çıkacak. Yine kavanozumu alacağım buradan. Ne
akşam bizim ritüelimiz olur artık Selçuk. Sabahları aç karnı, akşamları evet. Sevgi depomuz. Sevgi. Başlayabiliriz. Hazırız. Evet. Uyumadan önce almanızı pek önermem. Tamam. Ben 2 saat önce çok enerji veriyor. Evet, enerji verdiği için biraz uykusuzluk yapabilir. Hadi işe. Evet. Sifora. Ben size kısaca bir anımı anlatayım. Yine konu açıldığı için. Evet. Bu firmada 12. yılıma gireceğim nasip olursa ya. İnşallah. Bundan 6-7 yıl önce falan bir tane müşterimiz bize geldi. Biz doktora gittik ama hiçbir problemimiz yok. Bebek bekliyorlar müşterilerimiz. Hiçbir problemimiz yok. Ama doktor bize olursa mucize olur diye söyledi. İşte biz de umutsuzluğa kapıldık diye bize geldiler. Hani aslında bitkisele inanç yok diye belirtti yani müşterimiz bize. Hiç inanmıyoruz bitkisele. Ama denize düşen yılana sarılır hesabı. Evet. Son bir defa daha olsa bu şansı denemek istiyoruz diye bir konuşma yaptı bizle. Biz de anlattık. Size anlattığım karışım gibi onlara da anlattık bu şekilde. Nasıl kullanılması gerektiğini, hangi ürünün hangi yani odak noktaya faydalı olduğunu hepsini söyledik. Evet. Ve karar kıldılar karışımı denemeyi. Biz karışımı yaptık. Aradan 2 ay geçti. Sonra bizim müşterimiz doktora gidiyor. Doktor da test veriyorlar. Bebek bekliyorlardı bunlar. Yine parantez içinde söyleyeyim. Doktor şaşırmış testlerde. Ne kullandınız diye sormuş. Ve müşterimiz anlatıyor durumu. Biz Arifoğlu'nda herhangi bir karışım yaptırdık. Özel karışım yaptılar bize. Bunu kullandık. Doktor çok iyi ilerleme var. Devam edin demiş. Ve bize teşekkür için mağazaya geldiler. Ve sadece o müşterimiz bize 20 geçik müşteri yönlendirdi. Sadece o müşterimiz. İnşallah bize çok müşteri yönlendirdi. İnşallah, sağ olun. Hem bu sayede alışverişten ziyade bir dostluğumuz oluştu. Artık burada da sizin bir kapınız var. Geldiğiniz zaman mutlaka çayımızı, kahvemizi içmeye Ramazan'dan sonra bekleriz. Ramazan'dan sonra evet inşallah. Mesela sizin telefon numaranızı eklesek bir dükkanın. Tabii ki, tabii ki olabilir. Da, telefonla siparişlerini verebilirler. Türkiye içinde 81 ile kargomuz vardır. Aslında yurt dışına da gönderim isteyen müşterilerimiz oluyor ama ürünün fiyatının 2 katı, 3 katı kargo ücreti çıktığından dolayı pek sıcak bakmıyoruz. Evet. Peki baldan yöne sıkıntı oluyor mu? Yani Avrupa'ya bal yasağı var mı mesela Almanya'da? Genelde çok Almancı müşterimiz var. Bizim sabit sürekli Türkiye'ye tatile gelenlerde genel olarak bal götürüyorlar. Bir sıkıntı yaşadığını duymadık ama duymadık ama şans meselesi. Şimdi ona da sınırda birisi. Evet, evet. Biraz da oradakinin inisiyatifine kalmış bir şey. Aynen. Ama uzun yıllardır daim olarak 3 aya 4 aya bir geldiklerinde sürekli bal götüren hani 4'erli 5'erli götüren müşterilerimiz var. Bir sıkıntı yaşamadık. Bu da karışımımızın sonuydu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Teşekkür inşallah. Cümlemize. Ben... 9 ay sonra birleşmeyiz. İnşallah. Umutlu haberleri bekleriz. İnşallah. Kaşınızı, kaşıklarınıza koyuyorum. İki adet. Teşekkürler. Sağ olun. Hepsini koyduk. Karışımımız tamam. Artık geri kalan sizde düzenli bir şekilde tüketmeniz. Evet. Sabah ve akşam olmak üzere birer tatlı kaşığı. Evet. Sağ olun. Evet, kamerayı ben hemen yine bir gönderdim çünkü ben de konuşmak istiyorum. Zeki Bey'e buradan gerçekten teşekkür etmek istiyoruz. Evet, kamerayı göndereyim. Sağ olun. Şubat sen ne söylemek istersin? Evet, kendimizi çok iyi hissediyoruz bu akşam. Çok özel bir ürün sizin sayenizde aldığımız için. Sağ olun. Bize bir güven veriyorsunuz. Bizler için de motive oldu. Teşekkür evet. ederiz. Sağ olun. Ve Zeki Bey'in yani bu mağazanın size birazdan numarasını ekrana ben yazarım. Sonra eklerim. Bir de bilonun altına da yazarım. Kartınız var mı Zeki Tabii Bey? Tabii ki. Morof Antalya'da değil mi zaten? Mark Antalya. Mark Antalya. Mark Antalya. Alanya'da yaşadığımız için. Evet, ekranı tekrar tutuyorum. Umarım görüyorsunuz. Böyle.
ve alt kısma da yazacağım zaten. Ve Avrupalı Türklere de bir şey tavsiye ediyorum. Biz bunu ayrıca çok seviyoruz. Kahvaltı baharatı. Arifoğlu'nun kahvaltı baharatı müthiş lezzetli. Evet. Çok güzel. Hatta Alman arkadaşım da aldım bunu. Hediye olarak getirdim tanımadıkları için. Bayılıyorlar. O kısa sürede bitirdiler. Biraz sipariş ettiler benden. Çok güzel. Kahvaltı baharatları da. Karışımı da çok, çok önemli oluyor. Her yerde alabilirsiniz de. Ama bu Arifoğlu'nun karışımı mükemmel lezzetli. Özellikle yumurtaların üzerine çok yakışan bir baharat. Kahvaltıda. Yumurta, peynire, zeytine çok yakışıyor. Süper, evet. Sağ olun Zeki Bey. Biz de şimdi burada videomuzu bitiriyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz ve sonucu duyacaksınız da şimdi. Hep beraber göreceğiz inşallah.